Merhaba arkadaşlar, ben Lifluk ve bugün uzun zaman sonra yeni bir vlogla karşınızdayım. Şimdi şöyle, bu kesinlikle yeni kanal açıyorum videosu değil. Bundan emin olabilirsiniz, yeni kanal falan açmıyorum. Aslında bu videoyu çekmeden önce bir 20 dakikalık bir video çekmiştim. Yine aynı yerde, aynı şekilde oturup konuşarak. Fakat nedense kameram sağ olsun onu sildi. Uçtu gitti. Şimdi o 20 dakikayı daha kısa bir süreye düşürmeye çalışacağım. Çünkü çok fazla konuştum orada ve bu sefer bu kadar çok konuşmak istemiyorum çünkü yoruldum ve şu an saat 1, gece 1. Şimdi şöyle, bu videonun ana konusu aslında çok fazla yok. Sadece belli güncellemelerden bahsedeceğim. Kendi hayatımla ilgili ve kanalın gidişatıyla ya da geleceğiyle söyleyeyim. Gidişatı yok tabii şu anda kanalın. Onlardan bahsedeceğim. İlk başta şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Şöyle. Şu an 23 yaşındayım. Yaklaşık 6 senedir, 7 senedir hatta YouTube'la işçiyim. Ama bunun son 2-3 senesi falan bok gibi geçti. Bunun hepiniz farkındasınız. Çünkü yeni bir şey üretmedim. İçerik çıkartmadım, video atmadım. Bayağı salladım vesaire vesaire. Şimdi buradan kalkıp da şey demeyeceğim. Hani işte her gün video gelecek. Beğenin, like atın. Şimdi mükemmel seriler falan gelecek. Böyle bir şey yok. Şunun kararını aldım ben. Şu zamana kadar son bir senede özellikle hayatımda çok fazla şey değişti. Yani ayrıca şu an gözlük takıyorum, evet, çünkü gözlerim bozulmuş. 7 senedir bilgisayarla çok fazla iç içe haşır neşir olduğum için, günde yaklaşık 10 saatimi bilgisayarda harcadığım için gözlerde sıkıntı olmuş. Ondan dolayı artık gözlük takmak zorundayım. Her neyse, artık geçmiş olsun bu dönem, hayırlı olsun bu dönem, ona siz karar verirsiniz. Çünkü yakıştı, yakıştığına inanıyorum, bence yakıştı, bayağı böyle bir şey gösterdi. Zeki. Her neyse, şimdi şöyle, bu 1-2 sene içerisinde hayatım gerçekten çok değişti. Kendi mesleğimi elime aldım. Severek yaptığım bir işten para kazanıyorum. Kendi mesleğimden para kazanıyorum. Bunlar aslında benim için çok büyük şeyler. Çünkü ben normal basit sıradan bir esnaf çocuğuyum. Ve hani hayatta bazı şeyler artık yerine oturtmaya başladım kendi adıma ve ben bununla gerçekten hem gurur duyuyorum ve çok seviniyorum. Hayatımı belli bir düzene soktuğuma inanıyorum. Bunun sosyal medyayla anlamı nedir? Çok fazla bağdaştıramayacağım fakat şimdi şöyle anlatayım size. Bu sosyal medya işi çok küçük yaşlardan beri bana empoze oldu. Yani hayatımın büyük bir bölümünü kapladı. Ve girmekle çıkmakla benim için çok zor. Buradan yani çıkamıyorum yani, anladın mı? Çıkamam buradan ben bir anda. Şöyle, Facebook'ta her gün canlı yayındayım. Oyun oynuyorum orada. Çünkü Facebook'a ben ilk başladığım zaman, Facebook'a yayın açmaya ilk başladığım zaman gerçekten hani sıfır noktasındaydım. Yani izleyicim yoktu yani. Yok denebilecek kadar azdı. 10 kişi falan geliyordu. 5-6 kişi falan geliyordu. Şu an izleyici kitlem oturmuş durumda Facebook'ta ve benim çok hoşuma gidiyor ve sıfırdan hani tekrardan hani 2012'de başlayan, o sıfırdan başlayan çocuk şimdi tekrardan Facebook'a girip sıfırdan başlayıp bir şeyler yaptığını görmek beni çok mutlu etti açıkçası. Onun dışında kanalla ilgili şunları belirtmek istiyorum. Ben birazcık hayatım beni şu anki olduğum konumda, yani hayatım beni birazcık şu an olgunlaştırdığına inanıyorum. Bu gözü taktım diye değil, gözü çıkarsam da hala şu an olgunlaştığıma inanıyorum. Ve bir şey oldum. Gözlüğe alışmaya çalışıyorum da zaten bir yanda çıkartınca bir şey oldum. Hayatım benim birazcık daha olgunlaştırdığına inanıyorum. Şimdi bu şu demek değil ki ben buraya her gün video açacağım, içerik, yeni içerikler açacağım falan filan. Ben artık şuna karar verdim abi. YouTube benim için artık sadece bir hobi. Hani para kazanırsam YouTube'dan eyvallah derim. Alırım parayı, bakarım yoluma, hayatımı idame ettiririm. Kazanamazsam da derim ki lan hobi yapıyorum ben burada sonuçta. Çünkü şu an elle tutulur herhangi bir hobim yok motosikletim dışında. Yani herhangi bir hobim yok. Motosiklet sürmeyi seviyorum. Bir ulaşım aracından çok benim için bir zevk aracı motosiklet. Her neyse. Ve ben burayı gerçekten artık hobi niyetine kullanmak istiyorum. Aklıma böyle video çekme fikri gelir, çekerim. Oyun oynamak isterim, oynarım. Size sadece şunun sözünü vermek istiyorum ki büyük ihtimalle bana güvenmeyeceksiniz bu konuda, çünkü ben bu sözü çok fazla yuttum ve çok fazla tükürdüğümü yalayan bir adam oldum YouTube konusunda en azından. Yani işte buraya sürekli içerik çıkartacağım ama buna güvenmeyeceksiniz büyük ihtimalle. Ben en azından buraya haftada 3 tane 4 tane video atmayı düşünüyorum. İzlensin veya izlenmesin benim umurumda değil açıkçası, çünkü
Şunu fark ettim. Ben bu videoları çekerken gerçekten eğleniyorum ve zevk alıyorum. Ve hobinin amacı zaten budur. Oturursun, eğlenirsin, zevk alırsın vesaire. Şu an kanaldan zaten para kazanmıyorum. Hani şey duruma düşmek istemiyorum. Arkadaşlar ben bu işi kesinlikle para için yapmıyorum ve ben bunu hobi olarak yapıyorum ve bundan hiç para kazanmıyorum falan. Ya isteyen istesin kendimi gösterebilirim. Hatta çok ulaşmak çok zor değil. Social media'ya da girin. Ben burada da adam akıllı para kazanmıyorum. Kazandığım para aylık 100 lira 200 lira falandır maksimum YouTube'dan. O da tek başına yaşayan 23 yaşında bekar bir insan için para değil. Her neyse, şunu söylemek istiyorum. Ben buraya videolar atmaya devam edeceğim. Oyun videosu olur. Eğlence içeriği olur. Eğlence içeriği de hani şey değil hani işte 5 liralık kalem, 5000 liralık kalem. Acaba nasıl yazıyorlar? Allah Allah. Tarzında video yapmak da istemiyorum. Fakat buna zorlanıyoruz birazcık. Yani sonuçta yurt dışında birisi içerik üretiyor ve bütün Türkiye'deki YouTuberlar, bütün işte Türkçe konuşuyor, Türk YouTuberlar hepsi başlıyor. Türkçe başlık atarak aynı videoyu kopyalamaya. Bunu yapmak da istemiyorum açıkçası ama yaparsam da mazur görün artık. Herkes bunu yapıyor. Ha tabii herkes kötü bir şey yapıyor diye o şeyin kötü olduğu gerçeğini değiştirir mi? Hayır, değiştirmez. Fakat yani artık bizim benim de canım istiyor biliyor musun? Hani böyle biraz daha izleneyim, edeyim falan filan. Hani insan ister hobi ne kadar hobi de olsa hani atıyorum kilden bardak yaparsın ama daha güzelini yapmak da istersin yani. Yani aslında bu bir itiraf da değil. Allah'ım. Aslında bu bir itiraf da değil. Hani ben gideceğim içerik çalacağım vesaire vesaire değil de. Ben artık şuna karar verdim. Tam artık özet geçeyim size. Şuna karar verdim. Ben şeyimin keyfi ne istiyorsa onu çekip atacağım. Evet. Yani ve hani burada şey de düşünmüyorum abi. Çünkü dediğim gibi bu artık benim için bir hobi. İzleyicimi her zaman düşünürüm. Çünkü izleyicimle gerçekten aramda bir bağ olduğuna inanırım her zaman. Ben çünkü izleyicim için sadece sırf o istedi diye geçenlerde yayın açan bir adamım. Gerçekten hiç açmayabilirdim. Hiç açasım da yoktu hatta. Çocuğum bir işte çok kötü bir hafta geçirdim ve kendimi kötü hissediyorum dediği için kalktım yayın açtım. Seviyormuş çünkü. Yani sevildiğini bilmek güzel bir duygu. Yani beni seven insanlara karşı da bir şeyler yapmak, bazı görevleri yerine getirmek benim boynumun borcu olarak görüyorum. Hadi ben şey demeyeceğim, ailemsiniz siz benim, hadi bakalım. Yapmayacağım tabii ki de. Ama aramızda en azından bir bağ olduğunu biliyorum. Ve hani sizi de yüzüstü bırakmak istemiyorum. Sadece şunu söyleyeyim, şeyimin keyfi ne isterse onu derken onu birazcık açayım. Belki de bu açıklama gerçekten çok kötü bir açıklama oldu ama. Ya ben bir şey zaten eğlenmiyorsam yapmam. Gerçekten eğlenmiyorsam yapmam. İş hayatımda da şu an böyle. Evet, Lucifer da şu an kustu. Sallaya kustu. Çok güzel. Aferin Lucifer. Aferin oluş. Son videonun ortasında kustun gerçekten. Helal olsun. Evet. Tüy kustu. Tamam neyse. Temizlerim artık. Eğlenmediğim işi zaten... Eğlenmediğim işi zaten yapmam ben. Ve eğlenerek yaptığım videoları burada çekeceğim, atacağım. İzlersiniz, izlemezsiniz. Sizin kararınıza kalmış. YouTube'u da ben artık hobi olarak yapmayı düşünüyorum ve yapmaya devam edeceğim. Çünkü gerçekten bırakması zor bir şey. Tamamen uzaklaşmak zor bir şey. Yapamam bunu, bırakamam tamamen. Ne kadar bırakacağım desem de gördüğünüz gibi yine hala buradayım. Bırakamıyorum. Ne olacak? Ben buraya haftada 3-4 tane en azından, belki 5 tane, belki 6 tane. Ya belki canım isterse 10 tane video atarım bir haftada. Canım istemezse bir tane atarım. Ama ben yine de beni o izleyen adamı yüzüstü bırakmak da istemiyorum açıkçası. Yani öyle şey yapmayı düşünmüyorum artık. İşte 2 ay video yok, 1 ay video yok vesaire. En azından video çekemezsem bile kalkarım vlog çekerim. Mesela vloglara başlamayı düşünüyorum. Motovloglara özellikle başlamayı düşünüyorum. Çünkü gerçekten motoru çok seviyorum. Çok kullanırken böyle başıma gelen şeyleri paylaşmak istiyorum. Motovloglara başlayacağım yakın zamanda bir GoPro alıp. Oyun videoları olarak da Minecraft'tan vazgeçemem. Onu baştan söyleyeyim ben size. Bunun sebebi şu değil. Yani sen Minecraft'a tanındın diye Minecraft'tan vazgeçemem değil. Ben 15 yaşından beri Minecraft oynuyorum ve gerçekten ama gerçekten Minecraft'ı çok seviyorum abi. Bakın bütün şeyimle söyleyebilirim. Minecraft'ın bende yeri çok ayrıdır. Gerçekten çok severim oyunu. Sıkıldığım zamanlar olur. Sıkıldığım dönemler olur. Çok fazla oynamaktan tabii ki de sıkılırsın bazen. Ama Minecraft abi benim şu ana kadar hala en sevdiğim oyundur ya. 23 yaşına geldim hala en sevdiğim oyundur. Hala çok seviyorum Minecraft'ı ve sevmeye devam edeceğim büyük ihtimalle. Çünkü
Yani anladın mı? Minecraft yani. Minecraft kesinlikle olur ama onun dışında istediğiniz oyunlar varsa, hikayeli falan filan olursa çok güzel olur. Mesela geçen Witcher 3'e başladım. 8 saat oynadım oyunu ve herhalde %2 falan ilerleme gösterdim. Bayağı zevk aldım. RPG oyunları özlemişim ya böyle. Bir de yeni monitör aldım kendime, 32 inç, püf birader var ya. Allah'ım. Şimdi böyle bir de videoda olgunlaştım falan dedim ya. Tamam olgunlaştım ama mental açıdan olgunlaştım diyeyim ben size. Hani şunu düşünmeyin abi, bu artık kendi kendine yaşlılık triplerine girdi. İşte artık. Evet arkadaşlar hoş geldiniz falan olmayacak tabii ki de, yine kendi gençlik ya, gencim sonuçlarla. Gençlik enerjimi hala o liflik enerjisini yaşatıyorum. Ayrıca dediğim gibi her gün yayındayım Facebook'ta. İstiyorsanız aşağıda açıklama kısmında link var. Buyurun gelin. Bu arada bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bunu da geçen gün keşfettim YouTube'un özelliğini. Yani yeni gelmiş herhalde o özellikte. YouTube'da şu an sayfama girdiğiniz zaman, kanalıma girdiğiniz zaman sağ üstte şey çıkıyor. Katıl butonu var. Bu ücretli abonelik. Zorunlu değil ama yapmak isteyen, destek olmak isteyen de varsa buyursun olabilir. Orada işte size farklı şeyler sağlıyor, ayrıcalıklar sağlıyor destek olursanız. Onları okuyun. Ben o yazdım oraya bayağı. Onları okuyun abi. Olmak isteyen varsa en küçüğü 15 lira, en büyüğü 60 lira falan olması lazım. Olursanız sevinirim. Yani sonuçta para kazanmış olurum ve bana bir yerden destek olmuş olursunuz. Bunun için teşekkür ederim hepinize. Bundan sonra şu yasayı da aldım kendime. %100 dürüstlük abi. Ben burada izleyene karşı daha böyle yalan söylemek şey yapmak istemiyorum. Ondan dolayı şey demiyorum. Her gün video atacağım, her gün video gelecek falan filan demiyorum. %100 dürüstlük abi. Ben bundan sonra %100 samimiyet. Yaptığım videoda, yaptığım işte vesaire de bundan sonra artık gözlüğe bakacaksınız. Umarım bu yeni halim hoşunuza gider. Çünkü ben değiştiğime inanıyorum. Hayatın aslında en azından beni değiştirdiğine inanıyorum. Sosyal medyanın beni çok değiştirdiğine inanıyorum. Ve ben gerçekten değiştiğime inanıyorum ve değişim benim için her zaman iyidir abi. Ben buna bunu bilir, bunu söylerim. İşte öyle. Hep her zaman böyle bu açıklama videoları hep böyle depresif olmuştur ama ilk defa herhalde depresif olmayan bir açıklama videosu çektim. Ya genelde kanalın hali ne olacak ya falan filan. Artık ya gerçekten şeyimde değil. İzleyen izlesin abi, izlemeyen de izlemesin. Yapacak bir şey yok yani. Bu işler böyleydi demek ki yani. İnsanlara kendimizi izletebilirsek izlerler. İzletemezsek izlemezler. Suçu YouTube'a atmaya, işte suçu bilmem neye atmaya, ona atmaya, buna atmaya gerek yok abi. Bir bok yediysem ben yedim. Evet! Ve bunu söylemekten gurur duyuyorum çünkü bunu hiçbir açıklama videomda söyleyememiştim. Web topu, işte algoritma bizi bok etti falan filan demiştim. Bu da değişimimin en büyük örneğidir herhalde. Evet, bütün boku kendim yedim. Ve şu an bunu itiraf ettiğim için de gurur duyuyorum kendime. Aferin, aferin bugün. Sağ ol Yusuf. Her neyse, izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız benim için iyi olur. Bundan sonra oyun videosu da, belki yeri gelir bilgi videosu, belki yeri gelir motoblog, belki yeri gelir spor videosuyla bile karşınıza çıkabilirim. Sevdiğiniz içerikleri yazarsanız en azından bana da bir fikir olur. Ya da sevdiğiniz oyunları, izlemek istediğiniz oyunları veya izlemek istediğiniz içerikleri veya işte bilmem ne işte. Önerilerinizi, istek şikayet önerilerinizi yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Hepinizi seviyorum. Bunu gerçek anlamda söylüyorum. Gerçekten hepinizi seviyorum. Çünkü buralarda olmamın tek sebebi sizsiniz. Ve elimden geldiğince de ben bunu size yeri gelir içeriklerimle, yeri gelir etkinliklerimle, bilmem neyle geri ödemeye çalışacağım. Çok sağ olun hepiniz. Gerçekten hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bundan sonra böyle aga. Bay bay. Vuramadım bu telefonu. Bay bay.